Herkese merhaba arkadaşlar. Siz kalan serimizin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümümüz 31 Aralık günü çekilmekte olup e, yılbaşı e, özel bölümü olarak yayınlamayı düşündüğüm bir bölüm olacak. Yaklaşık 10-15 dakika civarlarında süreceğini umduğumuz e, kısa kısa hızlandırmaların olabileceği bir bölüm olarak düşünüyorum. Öncelikle kısaca konuşmamızdan bahsedecek olursak. 2020 bildiğiniz gibi yani anlatmaya gerek bile yok aslında ama ufaktan gene üzerinden özet geçelim. E, bir sürü yangınların olduğu, depremlerin olduğu işte Covid-19 gibi ...ilginç bir hastalığın olduğu değişik bir yıl oldu. Yani her yıla girerken klasik olarak işte yeni yılımız daha güzel geçsin... ...daha sağlıklı olsun, daha huzurlu olsun gibisinden klasik cümlelerimizi kurarak bölümümüze başlayalım. Umarım dediğim gibi işte 2020 inanılmaz kötü geçti yani. Bazı insanlar için belki iyi geçmiştir, bazıları için kötü geçmiştir. Genel anlamda kötü bir yıldı ama sonuçta sağlığımız, sağlığı yerinde olanlar için yaşayan insanlar için hala bir e, umut mu vardır diyelim artık umut vardır diyebiliriz sanırım. E, öyle tamamlayalım buradaki kısmımızı buradaki konuşmamızı. E, 2021'de herkes için klasik olarak dediğim gibi mutluluk, sağlık, huzur işte okuma okuyanlara güzel e, okullar kazandırsın e, iyi bir eğitim, öğretim yılı olsun insanlar için okuyan insanlar için. E, meslek sahibi olanlar için güzel bir kazanç yılı olsun. Ondan sonra sağlıklı ve mutlu, huzurlu olsun kısacası bu şekilde tamamlayalım. Umarım her şey hayal ettiğiniz, istediğiniz, dilediğiniz gibi olur. Hayallerinize kavuşursunuz, istediklerinizi rahat bir şekilde yapabilirsiniz diyelim. Evet, şimdi 2021'e geçerken güzel bir bölüm olsun istiyorum ben bunu. Bir tane bölgeyi satın almak için birazcık uğraştım ben bölüm dışında bir yarım saat 40 dakika civarlarında nüfusla alakalı çalışmalar yaptım normalde videolarımızın dışında çok fazla oynamadık ama yarım saat 40 dakika civarlarında birazcık nüfusla alakalı çalışmalar yaptım işte. Demen Master'ı aktif ettim. Demen Master sayesinde hemen haritamızın en sağ tarafındaki bölgede birazcık bina yapımı, birazcık mahalle yapımı, bölge oluşumu yaptık. Orada nüfusumuzu patlatarak 60 bin nüfusa ulaştık ve bir tane bölge satın alabiliyor durumdayız şu anda. 75 bin nüfusa tamamen bütün haritayı satın alabilir seviyeye geleceğiz. Ama bize bir tane bölge de lazımdı. Özellikle bu bölüm için lazım. O yüzden bu bölüm için o bölgeyi satın aldım. Şimdi oyunumuzu ESC'ye basıyoruz. Seçeneklere geliyoruz. Oynanış kısmından gece gündüz döngüsünü bir kapatayım ben. Gece gündüz döngüsünden kaynaklı olarak buradaki gördüğünüz para birazcık fazladan artıya geçiyor. Çünkü geceye döndüğü anda harita çeşitli masraflar düştüğü için gelir gelirimiz artıyor yani giderimiz düştüğü için gelirimiz artıyor. Bu sebeple o tarz bir durum yaşanıyordu. Bayağı da sağlam paramız oldu yani açıkçası şu anda. Şimdi benim planladığıma göre yani şehrimizin devamı gidişatı açısından şöyle bir düşüncem var. Şu bulunduğumuz bölge şehrimizin artık merkezini yapalım istiyorum. Ama bu merkezi yapmadan önce bu bölüme özel olarak 2021'e geçiş için bir yılbaşı ağacı için merkez, park meydan tarzı bir şey yapacağız şehrimizin merkezine. Umarım belki değiştiririz. Umarım değiştirmeyiz diyecektim ama muhtemelen değiştiririz yani önümüzdeki bölümlerde tamamen bu bölgeyi çalışmalarımıza başladığımızda bu bölgede işleri başladığımızda muhtemelen değiştiririz ama işte dediğim gibi muhtemelen değiştireceğiz. Kısacası bu durum. O yüzden şimdi çok fazla detaylı yapar mıyız bilmiyorum. Göreceğiz hep birlikte. Ağaçlara gelelim öncelikle çok fazla rahat bir şekilde bir bölüm olacak bu birazcık 2020'nin yorgunluğunu mu atalım yani o tarz bir bölüm olsun bizim açımızdan hemen şöyle taşları vesaire kaldırıyoruz etraftan hiçbir şeyler kalmasın etrafta hatta ben kısaca şeyden de bahsetmek istiyorum burada ne varmış mesela ha, saçma bir şey var orada bilmiyorum gözükmüyor bile şöyle kaldıralım. Ben bölüm arasında şuraya bir cadde daha soktum yani El Turco Ghetto Mahallesi'ne. Onun dışında İsa Anaç Mahallesi'nin şu bölgesini tamamen yeniden sıfırlandığını yapmış olduk. Şu bölge, şu yolumuz tamamen uzunlamasına vardı. Onun dışında bu bölgede video dışında video yani bir önceki bölümde yapmıştık bildiğiniz gibi şu bölgeyi, şu mahalleyi. Video dışında birazcık trafik problemlerini çıkartmaya başladı burası. Gördüğünüz gibi sadece burası sıkıntılı. Yani bunlar normal yani ideal, ideal seviyede yani gitgeller olduğu için doğal gayet doğal bir bölge ama şuradaki problemler birazcık can sıkıcı seviyeleri gelebiliyor zaman zaman bununla alakalı çalışmalarımız olacak şimdi merkezimizi yaptıktan sonra zaten şu yolların bağlantılarını vesaire tamamen değiştireceğiz değiştirdiğimizde de gayet güzel bir şekilde buradan dönüş alacağımızı umuyorum şimdi şu olan bir tane çıkış vereceğiz iki tane besleme vereceğiz bu şehrimizde ve ortasında güzel bir düşünce var aslında nasıl yapabiliriz onu ama nasıl yapabiliriz nasıl yapabiliriz ee, şöyle bir şey yapacağım bakın. Şimdi ee, yüksek yol olsun evet kaldırımlarından kullanarak yapacağız biz, biz o bölgeyi. Ee, şu araç araca gelelim önce bir düzleyelim zeminimizi güzel bir şekilde. Şu hizadan bir düzleyelim zeminimizi tamamen şekilde şuraları bir düzleyelim. Burada da gördüğünüz gibi bir kanal var ufaktan. Belki buraya işte çeşitli şeyler yapabiliriz ya da şu taraflarına doğru yapabiliriz. Bunları fazla yapmayız herhalde muhtemelen ama çok fazla yerimiz kalmayacak çünkü diğer taraflarla bir ilgili çalışmalar yapabiliriz diğer taraflarla alakalı. Şimdi buraya geldik. Tekrardan bu aracımıza geliyoruz. Buranın seviyesi kaç şu anda? 101.37. Burayı ne yapıyoruz biliyor musunuz? 130'a çıkartıyoruz ve şurayı şöyle yükseltiyoruz tamamen. Çok garip yükseldi gerçi. Bu benim işimi görmez bu arada ya. Değil mi? Yani anladığıma göre gitmez yani bu şekilde yaparsak. Tekrar alalım burayı düzeltelim bir kez daha. Ya direkt net bir çıkış istiyorum ben yani bu bölgede aslında. O yüzden 140 yapıyoruz. Hemen fırçamızı küçültelim birazcık. 170 yapalım fırçamızı da. Yok, 170 de çok küçük. Ya 220 yapalım. Şöyle. Tamam. Bu bölgenin ortasında bu şekilde bir şey olsun. Bunun ortasını park meydanı yapacağız çünkü yollarla da bağlantılarını sağlayacağız buranın tamamen. E, amacımız bu. Bakalım nasıl bir görüntü olacak. E, ve buraya şöyle bir şey yapacağız. E, hemen ulaşıma geliyorum. Tramvay hangisi? Tramvay şu mu? Yok bu da değil. Tramvayımız hangisiydi ya? Şu mu tramvay? Tramvay bu. Tamam. Bu tramvay yolundan çekeceğiz bunun üzerine bakın. E, nasıl yapabiliriz? Şöyle ayarlayalım. Şu aracı kapatalım. 23 metreye çıkartmamız lazım bunu bu arada. 23 metreye çıkart 23 metre yetersiz mi? Yetersiz. Aynen. O yüzden şöyle denk hizasından alsa aslında oyun otomatik olarak daha kolay olmaz mı bizim açımızdan diyeceğim de almıyor. Pekala 44 metreden yapalım bu şekilde devam ettirelim. 44 metrelik bir eee tramvay yolu olsun bunun üzerinde. Devamında aynı şekilde 44 metrelik bir yol çıkalım yukarıya da. Şehrimizin merkezinden bu şekilde bir tramvay hattı geçecek. İşte buralara yerleşim yerleri yapacağız. Bu tarafta park olarak ayarlayacağız. Yani yılbaşı ağacımızı koyacağımız bölge olacak aslında bakarsanız burası. Şu yolun bu şekilde devam etmesine bir sıkıntı yok ama zeminimizi birazcık daha değiştirelim. Tabii şu hizayı birazcık daha büyütelim şöyle. Şu şekilde büyütüyoruz burayı. Diğer taraflar düşük olacak bu arada. Oraları kurcalamayacağız çok fazla. Daha sonra yumuşatma aracına geliyoruz. Yumuşatma fırçasını küçültüyoruz. Şuraları birazcık düzeltelim diyeceğim de yok bu istediğim şekilde olmuyor ya. Zemini yumuşatacağız bu şekilde. Tepesini yumuşatmayalım. Herhangi bir şekilde bu şekilde değiştirelim buraları. Bu arada bugün 31 Aralık bu videoyu sabah çekiyorum şu anda 10.30 falan saat galiba. Birkaç saat içerisinde muhtemelen yayınlarım diye umuyorum. Beklentim bu yönde. Yayınlamış olursak eğer yani zaten bu videoyu akşamda da muhtemelen yılbaşına yeni yıla Artık yayına girebiliriz diye düşünüyorum bakacağız duruma göre Şimdi Bu zemini değiştir Aynen gayet güzel Buraya şöyle bir yuvarlak bir park alanı meydan gibi bir şey oluştururuz ama yüksekte olmasının sebebini Birazdan göstermeye çalışacağım veya önümüzdeki bölümlerde göstermeye çalışacağım ee, rahat bir şekilde bağlantılar olsun diye yapıyoruz aslında bunu. Asıl özet bu ama birazcık daha detaylar anlatabiliriz belki ilerleyen bölümlerimizde veya bu bölümümüzün içerisinde. Şimdi e, bunun etrafına normal yaya yollarıyla bağlayabiliriz veya işte e, çam ağacını koyacağımız bir bölge oluşturabiliriz. Ama çam ağacını acaba bu şekilde mi yapsaydık ya? Nasıl yapsak? Aynen buralara çam ağacını koymamız lazım sanki Christmas yazdığımızda. Şu muydu benim indirdiğim çam ağacı? Yok bu normal değişik bir parktı. Şuydu galiba benim bekle yapacağım. Aynen tamam bu. İptal. Ee, bu da iptal tamamdır. Şuradan zemin alalım kendimize. Buraları düzeltelim bu şekilde. Bu şekilde burayı da düzeltelim. Bunun hizasından kaynaklı olarak ufaktan bozuyor tabii kendini doğal olarak biz bu şekilde düzeltiyoruz buranın çalışmasını tamam gayet güzel ufaktan belki şuraları da yumuşatabiliriz hani aşk daha yumuşak gözüksün diye gindik iptal olsun diye daha yumuşatıyoruz aşk daha yumuşat 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 tamam gayet iyi yukarıya çıkışlar için çeşitli yollar falan ayarlayacağız onlar basit işlemler zaten İki taraflı bir çam ağacı yapalım o zaman bir tane bu tarafta olsun bir tane bu tarafta olsun ben bir de şey indirmiştim acaba fireworks work yazdığımızda fire ha, o indirmemişiz o zaman havai fişek indirmiştim sanki ama havai fişek yazdığımızda ya çıkıyor mu peki havai fişek başlatıcısı bu galiba o zaman bir tane koyalım bakalım ne olacak Ha, tamam atıyor güzel güzel tamam istediğimiz bu ee, bölümün sonunda onun e, ufaktan görüntüsünde yaparız zaten ayarlarız. Şimdi buraya bir park alanını çekelim yolunu çekelim yaya yolu olarak ama şuradan çekmemiz lazım bizim o yaya yolunu. Buradan alıyoruz sıfıra indiriyoruz burası sıfır metre artık bizim için. Ha, bunu nasıl çevirebiliriz tamamen yuvarlak olarak çevirelim o zaman ya. Yidoo yidoo şeklinde götürelim. Eşit olmayabilir bu arada iki taraf. Çünkü belli zaten şekiller aslında eşit olmadı ama e, olabildiğince eşit götürmeye çalışacağım ben yolların tasarımını. En azından ucundan götüreceğiz bu şekilde. Tamam şuraya kadar getirdik. Aynı şekilde diğer tarafı da döndüreceğiz hemen. Bu şekilde döndürelim buraları. Tamamdır. Gayet güzel. Etrafına döndürdük. İç taraflarını dolduracağız. Çeşitli olaylarla birlikte. Uçak falan açılmış. Yok. Onlara gelmeyeceğiz zaten şu anda. Şimdi yollara geliyoruz. Bir kez daha şu yaya yollarından bir tane çekelim. Çünkü iç tarafa yapacağımız için biz burayı tamamen. Şu izadan, şu izadan bakalım. Şu izadan buraya kadar kaçıyor mesela? Toplamda 41 u. O zaman 20 U'dan değil 21 U'dan şuradan bir yerden yol çekeceğiz biz bu tarafa doğru. Aynı şekilde karşısından da çekeceğiz hemen. Hemen karşısından da çekiyoruz buraya doğru yol tamamdır. Buralara yapacağız yapmamız gereken şeyleri. Şimdi Bunu bir tane bir tık kırabiliriz aslında. Birer tık kıralım değil mi? Aynı olsun. Birer tık kıralım tamamdır. Trafik ışığını vesaire kaldıracağız zaten. Daha sonra bu yolu 4 U'dan bu tarafa 4 U şeklinde çevirelim. Ee, 10 U geldikten sonra hmm, 10 U olmaz ya o şekilde. Şöyle getirelim o zaman. 4 U'dan sonra 5 U getirdik. 5 U'dan 1 4 U daha çevirelim. 4 U'ya 4 U olacak şekilde bir tane daha çevirdik. Daha sonra aldık. Ve buraya kadar getirdik. Tamamen yolumuzu Değil mi? Var mıdır? Sıkıntımız yok. Güzel. Aynı şekilde bunu da tersine çevireceğiz bu sefer. şekil anlamında. Güzel bir görüntü olsun diye. 4'ü getirdik. 4'ü getirdik. 5'ü götürdük. Daha sonra alıyoruz. 4'ü getirdik. Daha sonra aldık ve buraya yapıştırdık yolumuzu. Hatta hafiften şunu çekebiliriz. Aşağıya doğru. Aşağıda beraber şöyle çekebiliriz. Yaklaştırabiliriz. Tamamdır. İki tarafın görüntüsü aslında hemen hemen aynı oldu şu anda. Hemen geliyoruz buraya Christmas yazıyoruz. Geliyoruz ağacımızı buraya kondurduk. Aynı şekilde geliyoruz. Bina zaten var diyor. Ha, tamam pekala anladık seni. Çalışma prensibin o zaman senin bu şekilde yani. Bir tane koyduk duruyorsun bizi. Biraz saçma o ama koyarız yani her türlü koyarız. Hep bir tane oraya bir tane buraya şeklinde koyduk. Elektriğini falan çekeceğiz buranın. Muhtemelen elektriğini de buradan bir yerden alırsak çok daha güzel olur sanki ya. Değil mi? Bu taraf bitti. Bu tarafta da bitti. Güzel. Tam. Su ihtiyacınız yok zaten sizin ama suyunu zaten çekeceğiz ilerleyen zamanlarda. Bu basit bir işlem. Daha sonra buraları güzelleştirmemiz lazım tabii ki. Bu, bu şekilde bırakırsak e, bize yakışmaz. Herhangi bir şekilde. Lamp yazıyoruz. Lamp yazdıktan sonra e, beyaz taşkın ışık, turuncu taşkın ışık, beyaz zemin ışığı, kırmızı zemin ışığı kırmızı zemin ışıklarından dört köşeye koyalım bir öncelikle. Buraya akşam karanlığıyla bakacağız zaten gece modunda bakacağız. Yani çok daha düzgün güzel bir görüntü olacağını umuyoruz, beklentimiz bu yönde tamamen. Daha sonra bunun ayarlarını şununla açıyoruz. Ha bunu açıyoruz. Aradaki boşluk 10 olsun. Hatta şunları bir kaldıralım biz. Direkt yol boyunca çekelim biz bunu daha güzel olur sanki. Yani bunları kaldır. Tıkladık. 10 metre çıkarttık. Daha sonra şöyle iç kısımda gezdireceğiz. Tamamen çevireceğiz bu şekilde. Bitirdik. Daha sonra buraya kadar getiriyoruz. Buradan tarafa çevirdik. Ve alıyoruz. Dümdüz. Buraya kadar getiriyoruz. Var mıdır sorun yok. Buradan da alalım. Sonuna kadar getirelim buranın. Tamamdır. Gayet güzel, gayet güzel. Tam olarak istediğimiz şekilde çalışıyor bu düzen şu anda burada. Aynı şekilde buradan alıyoruz. Hemen karşı tarafa kadar getiriyoruz. Buradan şu hizadan getirdik. Aynı şekilde bu taraftan buraya getiriyoruz. Sonra bir sarıcın alıyoruz. Çevirerek bıraktık. Sonra bir tane de şöyle araya koyalım. Değil mi? Tamamdır. Gayet güzel. Akşam baktığımızda zaten mükemmel bir görüntü olacağını umuyoruz, bekliyoruz. Bakalım neler yaşayacağız burayla alakalı. Daha sonra ağaçlardan birkaç tane böyle ufak ağaçlardan koyabiliriz veya şunlardan koyabiliriz buraya. Ve yol boyunca bir çekelim bunlardan. Aynı şekilde buraya da çekelim yol boyunca. Bu dış taraflarını devam ettirelim bu arada. Bu şekilde. Tamamdır. Bu dediğim gibi yılbaşına özel bir bölüm zaten tamamen. Yılbaşında güzel dileklerimiz gerçekleşsin isteğiyle, istemiyle, düşüncesiyle yapılan bir bölge yani şu anda burası. Tamamen olur veya olmaz orası artık. Şans mı diyelim yani öyle. Daha sonra ee, iç tarafa yapmıyor şuraya nedense tamam. O zaman şöyle büyütelim. Yok bu da inanılmaz büyük ya. Gel. Kırmızı ağaçlardan koyalım birazcık şöyle. Şuraları dolduralım bu şekilde. Tamamdır. Aynı şekilde buranın dışında dolduracağız. Eşit olmasını isterdim ama şu şekli oluşturamayız yani kolay kolay eşit. Belki dediğim gibi hani ilerleyen zamanları değiştirebiliriz yani çok fazla eşit olması için kasmaya gerek yok yani şu an burada gerçekten uğraştıracak bir şey. Belki su falan akıntılar falan oluştururuz canlı yayın serimizden izleyenler varsa zaten birazcık su problemleri çözdük galiba su olayına yani suyla çalışma şeylerini tamamen çözdük diye düşünüyorum yani. Birazcık can sıkıcı seviyelerdeydi aslında su olayları. Bu mesela Christmas Park. Ha, Christmas Park birer tane Christmas Park da koyabiliriz sanki buraya. Bakalım nasıl bir görüntüsü var. birer tane de Christmas Park koyalım buralara sırıtmaz yani bu. Orada oraya koyduk. Or burada da buraya koymamız lazım o zaman. Tamamdır. Yolu geçici bir şekilde buradan bir şekilde bağlayabiliriz aslında. Hani ama çok da önemli değil o ya. Polislik bir sorunumuz yok şu anda burası için. En azından. Daha sonra buradan ee, havai fişek yazalım. Buraya bunlardan yerleştireceğiz şimdi. Çeşitli noktalara. Bir tane buraya bir tane buraya Daha Sonra bir tane senin buraya bir tane buraya Başka nereye yapabiliriz Bunun da bu arada mesafesini değiştirelim şöyle 5 metre yapalım Tamam Buradan karşıya doğru devam etsin Geldik buraya. Buradan karşı tarafa doğru devam ettir. Buradan da karşı tarafa doğru devam ettir. <laughs> Baktığımız zaman gayet hoş bir görüntü oluyor burada diye bekliyoruz. Bakacağız birazdan göreceğiz tamamen. Neler yaşamışız neler yapmışız hep birlikte göreceğiz. Daha sonra buraya birkaç tane büyük bina koyabiliriz aslında. Bir baksak mı büyük binalara. Böyle devasa boyutlarda binalardan koyabiliriz sanki ama. Çok mu sırıtır yoksa onlar? Eğer şöyle bir tane kule koysak buraya. Tam şu tarafına. Çok mu bu? Gece modunu alalım mı oyunumuzu? Gece modunu alalım bakalım neler yaşıyoruz görelim hep birlikte. Oynanıştan gece gündüz döngüsünü aç. Daha sonra şuraya geliyoruz. Buradan gece yapıyoruz oyunumuzu sıfır yapıyoruz. Ee, pause da zaten şu an oyun. Tamammış. Gayet güzel. Kapat burayı. Evet. Baksanıza ya. inanılmaz gerçekten. Şu binanın yerini değiştirerek iki tarafta da kullanabiliriz aslında sanki bunu. Bir tane buraya. Daha sonra nereden yapmıştık bunu? Buradan yapmıştık. Tabi havai fişekler şu an birazcık kastırıyor oyunumuzu. Umarım video patlamıyordur yani şu anda. Evet, olay bu. Buranın bir suyunu çekelim artık. Bu şekilde suyunu çekiyoruz. Burası tamamen kalacak bu arada. Yani bu tasarım kalacak en azından. Şeklini falan ufaktan değiştirebiliriz. Tasarım anlamında kalacak. Onun dışında şekille alakalı birkaç çalışma yapabiliriz elbette zamanla. Tamam. Onun kurcalayamıyoruz çok fazla. Güzel. Evet güzel bir görüntüsü olmaya başladı buranın tamamen. Sularını da bağladık şu anda. Su ile alakalı sıkıntı çözülür şimdi. Evet güzel. Tabi burası bu kadarla kalmaması lazım. Ee, güzel bir şey olması adına ne yapacağız biliyor musunuz? Etrafını birazcık daha ağaçlandıracağız buranın tamamen. Özellikle şu dağın yamacını mesela. Şuraları ağaçlandıracağız tamamen. Daha sonra oralara da ışıklandırmalar koyacağız birazcık güzel görüntü olsun diyerekten. Oralara da ışıklandırma yapacağız ve asıl sürpriz e, bu değil tabii ki. Bir şey daha yapacağız son olarak. Hatta şu anda ne yapalım biliyor musunuz? Burada ufaktan videomuzu durduralım. Hemen geldiğimizde asıl sürprizi yapalım. E, o sürprizde iki taraflı yapacağız muhtemelen. Çünkü tasarımımız iki taraflı olacak. Yani e, simit anlamında güzel gözüksün diye iki taraflı bir Olay yapacağız burada. Bakalım hemen geliyoruz. Evet 2021 tasarımımıza tamam şu anda. Herhangi bir şekilde farklı bir şey yapmayacağız bundan sonra bu bölümümüzle alakalı. 2021 umarım herkese sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yıl geçirmenizi e, sağlar diyelim. E, zaten başta bunların detaylarını konuşmuştuk. E, yeni yılla alakalı dileklerimizi belirtmiştik. Umarız da o şekilde bir yıl olur. 2020'de de beklemiştik ama olmamıştı maalesef. Umarız 2021'de 2021 yılında olacaktır. Bakalım hayırlısı diyelim. Buraya kadar izleyen herkese gerçekten çok teşekkür ediyorum. Video ben siz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. 2021 herkese sağlık ve mutluluk getirsin. Hoşçakalın. Bay bay.